Nihayet öğle yemeği vakti geldi. Vay canına, biri dışarıdan sipariş vermiş. Ben acaba sağlıklı bir şeyler mi yesem? Hayır, olmaz. Hey, kırmızı et tam sana göre kanka. Aynen. Hey, sebzeler enerji verir yalnız. Sanırım haklısın. Of, kimin sözünü dinlesem acaba? Siz ikiniz her şeyi daha zorlaştırıyorsunuz. Bir dahakine bol şans Matt. Kim ya, kimin ne işine yarar ki zaten? Yapacak daha iyi şeyler var. Herkes nereye gitmiş? Parti mi? Görünüşe bakılırsa parti bu tarafta. Yaklaşıyor olmam lazım artık. Sanırım müziği duyabiliyorum. Dur bakalım. Ne var? Sınavım mı? İşte ne olmuş? F mi aldın? Derhal uzaklaş buradan hadi. Aa, almış bir öğrenci geldi. Bu ne tür bir parti ya? Buraya sadece notu iyi olanlar mı girebiliyor? Olamaz. Selam Matt, ne haber? F aldığım için partiye giremiyorum. Sen öyle sanıyorsun. Ufak bir parça bant problemini çözer. Tabii ya. Şimdi anlamaya başladın. Bir parça bant al. Bunu notun üstüne yapıştır. Üstünden kurşun kalemle git. Bittiğinde bandı kaldır. A yazmak için kırmızı gazlı kalem kullan. Çok iyi oldu. Çok iyi görünüyor değil mi? Şimdi partiye gitme zamanı. Vay canına. Teşekkürler. Ben gidiyorum. Hey, istediğin bu değil mi? A mı aldın? Aferin sana genç adam. İyi eğlenceler. Ha, parti nerede ki? Sana yardımcı olabilir miyiz? Burada ne yapıyorsun? Yolunu mu kaybettin dostum? Bu nasıl bir parti ki? Of, tam benlikmiş. Hazır mısınız? Başlayın. Peki, buraya bir çizgi. Olamaz, ucunu fazla açmışım. Çok sinir bozucu. Şimdi hallederim. İşte sipsivri oldu. Hey, bu şeyin nesi var böyle? Benimle oyun mu oynamak istiyorsun? O zaman al bakalım. Keşke yakında bir çöp kutusu olsaydı. Sivrileş artık kalem, sivrileş. Ha? Hey, ne haber? Kalemin beni yarı yolda bıraktı. Şu kalem açıklarına bak. Kalem kutun da var. Bunlarla neden bir şeyler yapmıyorsun? Hadi bakalım. Bunun içinde bir şeyler var. Bir bakalım. Makas, dudak nemlendiricisi, gözlük. Şimdi ne olacak? Balona ne dersin? Bu tam da ihtiyacımız olan şey. Kalem açıklarını işte bunun içine koyacaksın. Peki. Kalem tıraşı balonun içine sok. Şimdi kalemini istediğin kadar açabilirsin. Elveda çöpler. Şimdi kalemi sivrileştirdiğinde çöpü tek bir yerde toplanabilir. Gördün mü? Artık etrafı dağıtmana gerek yok. Sağ ol. Şimdi o dikdörtgene gününü göster. İşte bu. Sonunda evdeyim. Gevşeyip rahatlama zamanı. Of, bunlar hiç sıcak tutmuyor. Niye delikleri var ya? Bunlar benim en sevdiğim terliklerim. Bunu sen mi yaptın Rufus? Evet, bu senin suçlu bakışın. Selam. Sana yardımcı olabilir miyim? Bu delinmiş terliklere bir çare var mı? Bayağı kötü olmuş.
Ama hemen umudumuzu kaybetmiyoruz. Tada! Oyuncak ayı mı? Tabii ya. Bir şey değil. Sanırım kendi başına halledecek. Bunun gibi bir oyuncak ayın var mı? Arkasına bir kesik at. İçindekiler ortaya çıksın. Sonra bir avuç dolusu dolguyu dışarı çıkar. Sonra ayıcığı karın üstü yatır. Kollarını çıkar. Vücudunu kesmek için makas kullan. Şimdi geriye kafası kaldı. Terliğini al ve kenarına sıcak silikon sür. Kurumadan önce ayıcığın kafasını al ve tutkalın üstüne yapıştır. Sonra tüylerini geriye doğru da yapıştır. Terliğin tabanına tutkal sür. En iyisi zigzag çiz. Sonra içini daha fazla tüyle kapla. Yapışana kadar üstüne bastır. İşte yeni terliklerim. Rahatlık hiç bu kadar sevimli görünmemişti. Verdiğin ilham için sağ ol Rufus. Sana bağırdığım için üzgünüm. Peki ya ben? Sağ ol Melek. Bundan satmayı denemelisin. Belki ama şimdi köpeğimi sevme zamanı. Birkaç adım daha kaldı. Uf, bu yaptığım şeyi etrafı bayağı batırdı. Keşke yanımda ıslak mendil falan olsaydı. Hayır, hiç uğraşmaya değmez. Hemen çöpe atma. Yardım ister misin? Buraya kadar gayet güzel yapmışsın. Bunun dünya mı olması gerekiyor? Unut gitsin. Hemen vazgeç Mehmet. Ellerin tutkun içinde mi kaldı? Etrafta bir lavabo olmadığına göre başka bir çaresi olmalı. Buldum. Şunu alıyorum. Bu benim deodorantım mı? Spor salonuna kadar buna ihtiyacım yok. Bu tutkal için şapşal. Sence bu işe yarar mı? Sen öyle diyorsan. Önce üstteki dönen kısmı çıkar. Sonra şişeyi dik tut. Ve tutkalı şişenin içine boşalt. Ağzına kadar doldur. Bu bir dakika alabilir. Dönen kısmı üstüne geri koymayı unutma. Şimdi bununla tutkallamaya başla. Bak şimdiden çıkmaya başladı. Şimdi tekrar deneyelim bakalım. Buraya biraz tutkal sürelim. Artık parmaklarıma hiçbir şey bulaşmıyor. Çok kolay oldu. Hey, gayet güzel oluyor Matt. Teşekkürler. Bununla kesin bir A alacaksın. Günlük şeker dozumu alma zamanı. Sıcak çay isteyen? Bütün gün bunu yapmayı bekliyordum. Şekerlerimi kim darmadağın etmiş? Kasenin yarısını da yemişler. Ezik. Buna inanamıyorum. Hey, ne oldu? Şekerlerim çalınmış. Bu olur şey değil. O kişi cezalandırılmalı. Bu meyvelerin burada işi ne? Meyve mi? Bu meyveleri yem olarak kullan. Bir düşün. Hadi ama anlayacaksın. Tamam, anladım. Bir an için endişelendim. Şekerleri şöyle basitçe saklayacağım. Hırsızı suçüstü yakalayacağım. İşte yeme geldi. Şeker istiyorum. Bu sence komik mi? Aslına bakarsan evet, çok komik. Sanırım bugün sağlıklı şeyler yiyorsun. Kimse benim zulamı patlatamaz. Sen daha çok kimi dinlerdin? Şeytanı mı yoksa omuzunda oturan meleği mi?
Bazen ikisini de biraz dinlemek en iyi seçenektir. Sonuçta sen de bir insansın. Bu videoyu arkadaşlarına paylaş ve bunun gibi harika videoların dahası için kanalımıza abone ol.